125 kilometre koş, derbiyi kazan. Kim diyor onu ya? Öyleymiş vallahi. Dur ha, tam bak. Benim konum. Sevdiğim konuları. 125 koş, derbiyi kazanırsınız demiş. Garantisi mi varmış? Ya inşallah, bak inşallah. Bir gün, sağ ol. Bir gün bir laf var ya hani, Jim Carrey'nin lafı mı? Hangisi o? Bir gün herkes birkaç dakikalığında meşhur olacak. Yok, Tanrım lütfen tüm insanlara çok para ver. Çünkü ihtiyaçlarının bu olmadığını anlayabilsinler. Çok para ver ve ünlü olsunlar. İkisini ve ihtiyaçlarının bu olmadığını anlayabilsinler. Evet. Diye böyle bir şey. Öyle, aynen öyle. Tamam. Ya bu koşu mesafesine takığım kardeşim. Laf Aykut Kocaman'a gelmezse at yarışını bırakır programı terk ederim. Abi Aykut Kocaman'a da gelecek yani. Kusura bakmayın abi. Yani şimdi koşu bizim başımıza ekşidiler abi. Koşu bak, koşu zaten gerek şart. İyi olacak ya. Oradan Fener'e geçeriz. Abi gerek şart. Bu koşu diye ne kadar kazma varsa bunları kutsadık biz ya. Abi yani futbolda çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben bunları yapmayı sevmiyorum ama. Bak kalkıyorum, bir şey anlatacağım size. Futbolda şunu artık bizim anlamamız lazım. İki tane yalanı gidermemiz lazım. İki tane bizim Türk yalanımız var. Bir koşu mesafesi, iki pas oyunu. Ya bu iki yalanını Türk futbolundan, büyük takımlardan hemen atmamız lazım. Biz de pas oyunu derken şunu anlıyoruz bak. Ben Selçuk İnan'ım. Tamam mı? Selçuk İnan. Efendim, Tolga Aslan'ım. İşte Mehmet Topal, Josef de Souza'yım. Tamam. Mehmet Ekici'yim. Tam benim sevdiğim oyuncular. Sinan Ekici'yim yani. Tamam. Tamam Sinan Ekici. Nuri Şahin'im. Abi biz de pas oyunu dediğin olayı şöyle anlıyoruz. Mehmet sol bek. Buradaki arkadaş da sağ bek olsun. Tamam. Buradan geliyor. Ben Mehmet'e veriyorum. Mehmet bana veriyor. Bir daha oraya. Bu mu pas oyunu için? Pas oyunu derken bunu anlıyoruz biz. Aa, ayağı iyi. 37 tane olumlu pas. Lan buraya veriyor adam. Bundan zaten veremeyecekse. Niye oynuyor ki yani? Futbolcu olarak niye para alıyor abi? Abi hep Maldonado'ya gidiyoruz. Bir gün programa konuk edelim. Şimdi Maldonado ya. Dakika 93. Galatasaray 1, Fener 0. Dakika 93. Tamam 93-08. Hakem zaten 3 dakika vermiş. Fırat Aydınus Galatasaray 1-0 önde. Kazanırsa şampiyon oluyor. Adam topu aldı. Bütün takım ileride şişirecek ki bir şey olacak hani. Geri döndü ya. 27 Nisan 2008. Ne o? Şey. Morpheus. Yok. Olumlu pas. Ya Allah kahretsin senin olumlu pasını. Şimdi... Artık bunlardan çıkalım. İki koşu mesafesi. Baba. Şimdi sabaha kadar koş abi sen bak. Sabaha kadar koş. 125. Kalişka bir çakar abi. Ayağın üstte top böyle stop. Stoperin sağından gider, kalecinin soluna girer 125. Abi. Stoperin özürüm sağından yerim. Geçer top. Böyle ön tarafa gider. Sen sabaha kadar koş abi. Futbol yetenektir. Büyük takımlar yeteneğe yatırım yapmalıdır. Büyük takımlar yetenekle oynamalıdır. Bir tane oyuncun şimdi hem iyi pas yapsın. Beni kesme bak şimdi. Tamam, hem kesmeyeceğim. İyi pas yapsın. Hem de 13-14 kilometre koşsun. O zaten Xabi Alonso oluyor. Yaya Toure falan oluyor abi. E bunları da alamayacağına göre yapacağın iş şu. Arkada bir tane 15 kilometre koşan bulacaksın. Ön tarafta da iş bitiren bulacaksın. Büyük takım olarak buna mecbursun. Ama bize yıllarca şeffaf orta saha yok işte sıkı olmalı bilmem ne olmalı diye bu kazmaları kutsadınız abi. Futboldaki yetenekleri gönderdiniz. Elimizde bir tane hoca kaldı kala kala. Yok kardeşim. Ben yeteneğe prim veriyorum. Diyen bir tane hoca kaldı. Şenol Hoca. Hiç duyuyor musun koşu mesafesi lafını adamdan ya? Hiç. Koşu mesafesi şu demek arkadaşlar dünyada. Erbatur çok iyi spiker ama konuşmayı bilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Adam yani konuşmayı bilmese spiker olabilir mi? Artık bu gerek şart zaten. Yani bu gerek şartı sağlamadan bu yalanlarınızdan vazgeçin. Benim takımım topa, Mutlu Topçu daha birinci aşık, benim takımım topa sahip olacak. Nasıl olacaksın ya? Ya Fatih'le, Merter'le bilmem ne olamazsın topa sahip. Deniz'le, Kubilay Kanatsız Kuş'la olamazsın. 4 tane daha bataşa lazım ki topa sahip olabilesin. Ancak koşturursun sen, ancak koşturursun. Yani 125 koşunca şimdi derbi kazanamayacak. Ancak koşturursun abi. Avrupa'da 136 kilometre, 140 kilometre koşan takımlar var. Danimarka takımları, Rosenborg'lar falan var. Neredeler abi? Sadece toptan hızlı koşabilir misin ya? Kim koşabilir? Toptan hızlı kim koşabilir? Abi, bilimle tekniği birleştirebilmek lazım. Dolayısıyla 3 tane yalandan 4 tane yalan var. Bak bizim teknik direktörümüzün 4 tane yalanı var. 4 tane. Peki. 1. 10 kişi topun arkasına geçeceğiz. Ya yok öyle bir şey dünyada. Büyük takımda 10 kişi topun arkasına geçmez abicim. Büyük takımda 3 kişi 4 kişi de ileride kalacak gerekirse. 2. Artık işte 130 kilometre koşma. Yok öyle bir şey abi. Yok öyle bir şey. Büyük takım ön tarafa yerleşecek. Orada boğacak rakibini. Bunu yapabiliyor herkes. 3.
1-0 öne geçtikten sonra biraz denge yapalım. Al yaptın dengeyi Rize'de, yedin golü. Denge menge yapmayacaksın abi. 1-0'dan sonra 2-0'ı bulmak için oynayacaksın. 3-0'ı bulmak için oynayacaksın. Sen büyük takımsın diyorsun. Büyük takımsın abi sen. Geri çekilelim, bir basalım. Bir böyle. Tamam bir durun, sakin. Böyle bir şey yok abi. Büyük takım hocası bunları yapamayacak. Yapmayacak. Dördüncü yalan. Ya artık idman performansları dünyanın her yerinde aynı ya. Hiç bizim eksiğimiz yok. Vallahi bir daha bunu birisi söylese kalbini kıracağım ya. Mehmet'im. Gördük abi adamlar neler yapıyor ya. Fizik vuruyorsun düşüyorsun. Sen bilime aykırı konuşuyorsun şu anda o kadar. Bilime aykırı konuşmuyorum. Hiç bilime aykırı konuşmuyorum. Koşu mesafesi bir numaralı kural değildir. Ya koşmadan olur mu? Büyük takım. Baba bir daha anlattım bak söylüyorum. Koşu mesafesi 10 kilometre 11 kilometre koşmak 12 kilometre artık gerek şart. Bununla büyük takım yönetilmez. Yani. Yetenekli oyuncu alacaksın abi. O adam gerekirse 9 kilometre koşacak. Yani işte tamam mı? O zaman sadece koşarsan Talişka 90 metreden bir vurur işleşir diyor. Evet abi. Özetle. Osmanlı az mı koşuyor abi? Adam sol ayakla bir tokatladı uzak köşeye bitti abi maç bitti ya güle güle. Yani o senin gerek ve şartın olacak. Ama Atiba, içinde yeteneğin Atiba koşacak, abi, Necip koşacak. Diyor ki efendim, şey adamın koşacak. Biri 9 kilometre koşsun diyor. O zaman emek ve yük paylaşımını herkes için adaletli bir şekilde dağıtamazsan nasıl takım olacaksın? Abi bazı işçi 12 saat çalışacak motor gücüyle. Motor gücüyle. Bazısı da Mehmet Ayan olacak günde 4 saat konuşacak. Hiç motor gücü yapmayacak. Daha çok para kazanacak. Bu iş böyle abi. Hayat böyle. Hayat adil değil. Futbolda adil olamaz. Bazısının başka yetenekli olur. Yetenekleri olur. Bazısının başka yetenekli olur. Hadi Messi'ye desene abi koşsun diye. Hadi söyle geçen bakayım ya. Sen de kendini ikerdin. Ya bu hocalar gidecekler. Bu hocalar gidecekler diyecekler ki şey Messi hadi sen bir 12 kilometre koşmadın ya. Böyle adamı atarlar camdan atarlar ya. Tamam da geçen gün şeyin sen kendin lisansını yırtarlar ya. Messi'yi üçgen içine almanın zaten koşu mesafesi ve koşma kalitesi olduğunu sen kendin attın. Baba, videoyu anlattın bize. Tamam bak. Paris Saint Germain. Bak nefis muhteşem nasıl bir top. Nasıl 4-0 doğru kazanıyor? Muhteşem bir top oynadı. Çok da koştular. Tamam. İşte, gene doğru de maçı 4-0 yapan Di Maria'nın yeteneğiydi. Kalitesiydi. Onu o Di Maria olmasa işte sol uzak köşeye böyle ayağını tokatlayamasa topu, ilk golüne böyle fıstık gibi bir gol atamasa gene 4-0 yenemiyorsun adamı ya. Onu bir kazanda kaynatabilmek lazım. Bak koşuyorsun, lazım. Muhteşem oynuyorsun, taktik disipline bağlısın. Adamı dayak attı Paris Saint-Germain. Barcelona'yı dövdü ya. Fizikle dövdü. Ama gene de 4-0 için iki tane oyuncunun yeteneği gerekiyor sana. Di Maria'yı koşturabildin mi? Eyvallah abi. Büyük tabii hocasın. Cavani'yi koşturabildin bizim mi? Eyvallah. Bizim abi hoca şey yapmadı mı? Bak. Fast break oynatmadı mı şey? Ronaldo, tabii. Benzema ve şeyi Di Maria'yı, Bale'i falan ilk geldiği zaman koşturmadı mı? Fast break oynatmadı mı Ancelotti bizim hoca? Evet abi biz tamam işte. Bizim hoca işte. Real bizim hoca dediğimiz Ancelotti. Takımımız da Real Madrid. Bayern'i nasıl yendik abi 4-0 biz? Şeyle deplasmanda 17 dakikada bir topa sahip olma %35. %35. Gerek yok topa çünkü sahip olmaktan söz etmiyorum ben. Koşmada ama işte orada ok gibi çıktık. Fast break evet yendik yani. Tamam. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yetenekli oyuncuyu koşturabiliyor musun? Eyvallah abi. O başka bir şey. Ama sadece koşuyla büyük takım hocası olunmaz.